Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı. Aynı zamanda kadın ismi. Nokta nokta yarası. Ayrılığın gönül yarası. Mı? Gönül, gönül yarası. Yalnızca neden ayrılıktan olmaz acı. Bu ayrılık, ayrılığın neden olduğu o yara. Ay. Aynı zamanda kadın ismi. Kadın ismi. Ve alt harfle Durdurup mu düşünüyorsun? Durdurup düşünüyorum. Dur, bir dur, harf düşüm. alayım ben. Yapmayın. Bu Yapmayayım son harfimiz. Ben. Öyle mi? Burada olur, mı olur, kullanacaksınız olur, onu. Kullanalım. onu? Kullanalım ya. Kullandık yahu. Başka harf almayacağız. H ile başlıyor bir kadın ismi. Ayrılığın neden olduğu acı. Nokta Hasret, nokta. Yok. Hasret. Hasret. Ah, Türemiyor. Bir türlü türetemiyorum. Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı. Hasret gibi. Ama daha böyle keskinliği. Hicran. Hicran gayet güzel. <laughs> ad, ad. Sizin ikilemelerinizi neden 8 harflilerden seçtim biliyor musunuz? Neden? Çünkü rakiplerinizin her birinin 10 harfli cevaplarından bir tanesi ikileme. Hı hı. Sizin 8 harfli iki cevabınız da ikileme. Çünkü şu 7 harflerde biraz uğraşacağız gibi geliyordu bana. Öyle mi? Ama biz 7 harflilere gelmeden yukarıda bütün harfleri kullandık. Şimdi evet. ne yapacağız? Bilmiyorum biraz heyecanıma yenik düşüyorum. Aslına bakarsanız bu kelime ilk yedi harfi cevabınız neşeli bir kelimedir. Hmm. Karmaşadan bahseder hmm. ama yine de neşeli bir kelimedir. Fakat kime sorduysam hmm. en aşağı iki üç harf aldırdı. Sizin artık harf alma hakkınız yok. Belki de bu kaderimizin değiştiği an. Olumsuz bakmayın. Gelsin bir soru neşeli bir kelime hmm. karmaşadan bahsediyor. Şöyle soruluyor. Gürültülü karışık durum anlamına gelir ve Ala müzikte hızlı bir usulün de adıdır. İkinci kısmı boş verin. Gürültülü karışık durum nedir bu? Gürültü karışık. Nedir bu? Şamata mı Shamata gibi ha? Şamata. Ama, Ama daha böyle kendi içinde ritmi olan bir kelime. Böyle velvele gibi bir şey. Hmm. Nedir bu yaygara? Nedir bu velvele? Nedir bu karmaşa? Nedir bu? Nedir bu? <gülüyor> <gülüyor> ya bir harf, bir harf almak için almayayım sürem çünkü şey oldu bir Durdu. harf alayım mı? Alalım mı? Al, alalım Vaz vazgeçtik. 9300 olmayacak. Aldık bir tane. U. Kuru, gürü, kuru. <gülüyor> 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 gürültü karışık. Böyle velvele gibi yaygara gibi bir şey arıyoruz. Nedir bu? Tantana. Nedir bu? Bir harf daha. <laughs> bir harf daha alalım. Bir harf daha. Curcuna. Curcuna. Geçmiş olsun. Ne yazık ki olmayacak 9300 ama 9000'i aşabilecek durumdayız halen. Lazım olan sizin keyif almanız. 36 saniye kaldı istiyorum ki bütün soruları sorayım. Sen, sen şunu söyleyeyim mi? Buyurun. Ben öyle bir yüksek şeyle gelmedim. Eğlenmeye Yarışmaya geldim. Benim için bir farklılık olsun istedim. Asıl amacım buydu yani. Dürüst olmak gerekirse. Ama istedim. ben o kuzenleri burada görmek istiyorum. O kuzenleri burada görmek istiyorum. Beraber geliriz artık ikinciye. Lütfen. De. Lütfen efendim. Buyurun gelsin yeni sorumuz öncelikle. Halk ağzında ilenme beddua. Nokta nokta etmek. Birine beddua etmek. Şarkısı da var. Saçın yüzüne değse. Durdurayım da de sonra yapayım. Harf alalım mı? Bir tane de harf alalım. Aldık bir de harf. hazın ilâme ve dua. Ne kötü yerden geldi ya. <laughs> Size hep zaten kötü yerlerden geldi. Hanım C'si gelir diye bekliyorum. U'su geliyor. Bana illeme ve dua. Ne denir nokta ki nokta nokta etmek. Ve dua etmek. ne ne de olabilir ki. Durdu. Ne? Şarkısı var. Kan tükürsün adını. Kızılcık. Bensiz anam dudaklar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıda ne ediyor yani böyle? Ne ediyor? İsyan ayo, hal Ya bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Müzeyyen. Müzeyyen mi? E, hayır. İntizar. Aa.